Evet, yeni bir video. Yine ben. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Öncelikle evimde video çekmeyeli 1,5 yıl kadar falan oluyor. Röportaj videolarıyla falan devam ediyordum ama artık röportaj videoları da çekmeyeceğim. Çünkü canım istemiyor, istetmiyorlar. Öyle. Nedenlerinden bahsedeceğim. Konya'da YouTuber olmak isteyen varsa bu videodan sonra olmasın yani. Onları falan anlatacağım. Bu videoda biraz konuşacağız işte ya. Neyse başlayayım yavaş yavaş ufaktan. Ben bu videoya like atmanızı istemiyorum. Neden derseniz de çünkü 3 aydır, 3-4 ay oluyor herhalde. 4 aydır falan video atmıyorum. Çünkü dediğim gibi röportaj videoları çok güzel gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Hani insanlarla tanışıyorsun, yeni insanlarla, yeni takipçiler, yeni aboneler kazanıyorsun. Hani canlı canlı yanında tanışıyorsunuz herkesle, video çektiğin kişilerle. Çok güzel bir duygu. Sizi tanıyanlar çıkıyor ama artık röportaj videoları da çekmek istemiyorum. Gene çekerim bundan sonra, bu videodan sonra ama dediğim gibi artık cidden röportaj videoları da çekmeyi istemiyorum. Neden diye sorarsanız da her şeyden önce kamerayı görünce utanan kızlar, hani yaşlılarımız mı dersiniz, teyzelerden de bahsedeceğim. Teyzeler mi dersiniz? Bilmiyorum nasıl anlatacağım hani evimde de şu an 3 aydan daha fazla oldu evimde video çekmeyeli de. Özlemişim. Röportaj videoları çekmek yerine bu tür evimde videolar çekerim. Mesela yükseklik korkusu falan diye attığım video var. Bu arada hep sağ tarafa bakıyorum çünkü kamera orada. Nasıl oluyor diye bakıyorum hani yüzümü falan alıyor mu diye, odaklıyor mu diye. Görüntüde kötü bir şey olmasını istemiyorum. Çünkü şu an yani önceki videolarımı, röportaj videoları hariç evde çektiğim videoları telefonumun kamerasıyla çekiyordum. Şu an Canon'la çekiyorum yani profesyonel kameraya geçiş yaptım sonunda. Konya'da YouTuber olmak isteyen varsa arkadaşlar yavaş yavaş başlayacağım nedenleriyle. Olmayın. Hani olursanız da ya çevrenizin olması lazım benim gibi, ya abonenizin 5000-10000'i geçmesi lazım benim gibi. Tanınmanız lazım. Tanınmıyorsanız ve yardımcınız, destekçiniz yoksa cidden çok zor Konya'da YouTuber olmak. Ve insanlar size öcü gözüyle bakıyor. Aynen öcü gözüyle bakıyor. Nasıl anlatsam, ilk olarak hani başlayayım. Ben YouTube'a 2012'de başladım. 2012'de kanalımı açtım. O zamanlar Burak abi izlerdim. Burak Oyunda'yı bilenler vardır belki. Burak abimin videolarıyla büyüdüm. 2016 yılına geldik. Ben o sıralar daha kaç yaşındayım? 16-17 yaşındayım. Kendi Wolf Team hilemi kodlardım. Oyunlara falan kendi hilemi yapardım. Yazılım öğrenmiştim. Visual Basic, C++ dili falan bilenler bilir. Profesyonel değildim hani. Şimdiden söyleyeyim. O sıralar oyun videolarıyla başlamıştım. 2016 falan. Öyle başladık YouTube'a. 2019'dayız. Şu an 2020'ye gireceğiz. İşte 4 yıldır falan YouTube'dayım ve 10.000 abone oldum. Ama benim de hatam var bunda. Ben şu an yani 100.000'de rahat vardım. 100.000'de. Çok arkadaşım var. Şu an bile konuştuğum YouTuber arkadaşım var. 100.000 abone üstü, 1.5 milyon, 40.000 abonelik mesela. Hepsini çok severim. Hepsi de beni çok severler. Kardeşim gibiler. Kardeş gibiyiz. Her neyse. Destekçiniz olmadan Konya'da YouTuber olmak çok zor. Hele özellikle röportaj videoları ve insanlarla etkileşime geçeceğiniz videolar çekmek çok zor. Yani biz röportaj videosu çekelim diye çıkıyoruz. Hani siz izliyorsunuz. 10 dakikalık bir video önünüzde oluyor. Oluyordu daha doğrusu 3 ay öncesine kadar video attığım sıralarda. Ama arka planını bilmiyorsunuz. Şu kamera var ya, şu kamera. Bunun arka planını kimse bilmiyor. Bizden başka, çekenlerden başka, Konya'dakilerden başka. Dayak yiyecek de olduk. Konya'da bakın, Zafer Meydanı'nda, Bosna'da bilenler biliyordur belki. Bir dakika, netlik bozuldu. Dayak yiyecek olduk Zafer Meydanı'nda. Nasıl oldu onu da anlatacağım tek tek. Konuşamadım. Röportaj videosu çekmek isteyenler varsa hiç başlamayın abi YouTube'a. Vallahi hiç başlamayın. İçimi dökmek istiyorum bu videoda ya. Sonuna kadar konuşacağım. Şimdi bizim yaşlılarımız erkekler veya dayılar, amcalar, büyük dedeler. Gidiyorsunuz yanına. Diyorsunuz amca, işte dayı, ne bileyim kardeşim, bir video çekebilir miyiz? Çekim yapıyoruz. Hani soru soracağız. Cevaplamak ister misin falan diye. Onlar hani hiç çekinmiyorlar. Ama yaşlılarım kızlar. Ben 20 yaşındayım. Yaşlılarım derken hani 18, 19, 20, ne bileyim liseliler, üniversiteliler, kızlar. Hiç gelmiyorlar abi bu videoya. Ne yapıyoruz biz size ya? Soru soracağız abi sadece. Ne yapacağız yani? Röportaj videosunda ne olabilir? Öyle Semih Uyulgan, Semih abiye de buradan selam. Onunla da tanışmışlığım var. Çok iyi birisi. Videoları için aynı şeyi diyemeyeceğim. Ben sapıkça sorular da sormuyorum ki size. Niye yani kızlar, niye bu kadar korkuyorsunuz kameradan? Amcalar, dayılar, benim yaşlılarım erkekler, çok cana yakınlar. Cidden çok güzel cevaplar verenler oluyor ama yaşlılarım kızlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Teyzeler için de geçerli tabii ki bu. Geçen günkü video işte. Geçen gün dediğim 3 ay önceki
önceki video. Şeyi sormuştuk. Etli ekmek Konya'nın mı Sivas'ın mı diye. Teyzenin birinin yanına gittim. Dedim ki dediğim tek şey bu bak. Teyzeciğim bir soru soracağız. Çekim yapıyoruz. Yapabilir miyiz? Ne dese beğenirsiniz abi. Aynı böyle bak. Aynısını yapacağım teyzenin. Git kocam kızar diye bağırdı. Çekme beni diye bağırdı. Ondan sonra Zafer Meydanı'nda abi. Yani Zafer'i de bilenler hani Konyalı olanlar vardı. Yani etrafımıza 6-7 kişilik böyle erkek grubu geldi. Teyzeyi taciz mi ediyorsunuz falan dedi. Hani abi röportaj videosu çekerken niye tacizci olalım ya? Konya'da çok zor abi bu. Röportaj işleri. Konya'da yani yapacaksanız da abi Bosna'da da yapın. Bizim Selçuk Üniversitesi'nde yapın. Bu arada ben üniversite olduğu için video atamıyorum. Seri video yükleyemiyorum. Onun nedenini de söyleyeceğim. Reklamcılık bölümünde okuyorum. 2. sınıfım. Selçuk Üniversitesi'ndeyim. Bizim derslerimiz çok ağır ve 11'de falan başlayıp 4'ü 5 geçe bitiyor akşamüstü. Gerçi gece bitmez de zaten. Niye salak salak konuşmaya başladım ben ya? Her neyse dediğim gibi yani Konya'da bu röportaj işini yapacaksanız abi hiç başlamayın. Hiç. Bu videoda böyle bir içimi dökeyim dedim. Hani röportaj videosu çekmeyi, YouTube'a başlamayı düşünen varsa. Ama size önerebileceğim bir şey var. Konya'da YouTuber olmak istiyorsanız abi oyun videoları çekin. Benim gibi mesela yükseklik korkusuyla ilgili falan videolar çekin. Evde kendinize göre yapacağınız bir yetenekleriniz olur. Mesela gitar çalarsınız, ne bileyim şarkı söylersiniz. Onları çekin. Cover yaparsınız müziklere falan. Onları atın YouTube'a. Başlamayın demiyorum ben YouTube'a. Başlayın. Ben de hatta size destek verir. Konya'dan birileri bir yerlere gelsin. Konya denilince akla birileri gelsin artık. Ben onun için uğraşıyorum. Bu YouTube'dakilerden YouTube denildiği zaman Konya'da benim ismim geçsin istiyorum. Ben o yüzden uğraşıyorum YouTube'da. Para falan benim için ikinci planda. Kazanmıyor muyum? Para da kazanıyordum. Ama Zafer'de falan gezerken 3-4'lü kız grupları da geliyor mesela selam veriyorlar. Erkekler de geliyorlar. Abdülkadir abi eve videomu izleyecek eminim. Esralar, diğer kızların adını bilmiyorum da. Gelip selam verenler, konuşanlar falan bayağı oluyor. Onlara da buradan selam yolluyorum. Tanıyanların olması çok güzel bir şey. Yolda yürüyorsunuz falan geliyorlar böyle yanınıza. Hani Ahmet diyorlar. Efendim diyorsun hani tanışıyorsun falan. Hiç tanımadığın kişiler geliyor selam veriyor. Yolda çeviriyor falan. Çok güzel bir duygu benim için. Paradan daha önde geliyor. Benim amacım da bu zaten. Konya'da ben para kazanarak bir yere gelmek istemiyorum. Para tabii ki kazanılacak. Emek veriyoruz biz bu işe. Şu izleyeceğiniz mesela kaç dakika olur bilmiyorum. Belki 7-8 dakika olur. Belki 10 dakikayı geçer. Bu video için bile mesela en az 40 dakika uğraşıyoruz. Sadece montajıyla. Yüklemesi ayrı. Kapak tasarımı, montajı ayrı. İşte bayağı emek isteyen bir iş. Zamanınızın olması lazım. Ve Konya'da birileri çıkmış. Konya'nın en iyisiyiz falan diyorlar. Tabii beni unutuyorlar abi yani YouTube'da. Onlar yokken ben vardım abi valla. Şimdi egoysa ego. Videomu da izleyecekler eminim ama neyse diyecek bir şey yok ya. Çok konuşurum da. Konya'da YouTuber olmak istiyorsanız abi röportaj videolarıyla kesinlikle başlamayın. O kadar diyeceğim ben size. Röportaj videoları çekmek için iyi bir cesaret gerekiyor. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu videom bir geri dönüş videosu gibi olacak. Haftada bir video atacağım ve bu sefer kararlıyım. Dışarıda röportaj videosu değil ama vlog tarzı bir videolarda çekebilirim. Vlog çekebiliriz mesela. Bir günümü anlatan videolar çekebilirim ama genel olarak böyle evimde oturacağım abi. Röportajının da neyse söylemeyeceğim ya. Sonra sarı dolar yeriz de para kazanamayız videodan. Röportaj videolarının yerine evimde tepki videolar çekeceğim. Bilgisayarım burada işte. Ben niye böyle bir mallık yaptım röportaja girdim. Hala düşünüyorum onu. Niye böyle hani milletten dayak yiyeceğimize, azar yiyeceğimize kendi işimi yapmıyorum dedi. Hani İzmir'de, Çanakkale'de, Bursa'da, İstanbul'da olsaydık çok güzel bir şey hani bu röportaj işleri. Çok zevkli. İnsanlarla tanışıyorsun. Tanımadığın kişilerle falan. Senin abonen oluyorlar orada. Seni takip ediyorlar falan. Canlı canlı yanındayken. Ama Konya'da çok zor bu röportaj işleri. Ve insanlar size daha doğrusu kamerayı görünce öcü gözüyle bakıyorlar ve kaçıyorlar kameradan. Özellikle kızlar ve teyzeler. Röportaj videosu çekmeyi düşünen varsa ve YouTube'da başlamayı düşünen varsa YouTube abi başlamayın. Her neyse videoda uzun olacak arkadaşlar. Geri dönüşümü bildirmek için böyle bir video çekeyim dedim. Yeni videoda haftaya atarım yeni videoyu da. Instagram hesabımdan beni takip edin. Instagram hesabımda zaten paylaşıyorum hikayemde. Oradan da beni izlersiniz zaten. Paylaştığım zaman yeni videomu da izlersiniz. Dediğim gibi bu videoma like atmanızı istemiyorum. Geri dönüş videosuydu bu. Böyle bir bilgilendirici video çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle bu dakikaya kadar, bu saniyeye kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye. Oğlum dur bu kapatışı özlemişim. Bir daha yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Sanırım bu megalomani. Beni sireyim kayboldum arama beni sonum iyi değil para ve kibir. Girdi hayatlar ama benim kurtulamazken ne kendimden ne beynimden ne kalbimden ne derdimden. Sadece ben beni bana bırakıp gel.